İyi geceler, burası dünyanın dört bir yanından izlenebilen Türkiye'nin haber ekranı TRT Haber İstanbul Harbi Stüdyoları. Saatler Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kandil'e yönelik operasyonların devam ettiğini belirterek terör örgütü PKK'nın toplantı halindeki lider takımını hallettik dedi. Türkiye'de 23'ü Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye için imal edilen F-35 tipi savaş uçaklarından ilk grubunu yarın törenle teslim edeceğini açıkladığı Washington'da 16'yı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü PKK-YPG'den arındırılması faaliyetleri çerçevesinde ikinci devriye görevini tamamladığı Suriye'nin Münbiç kentinde 23.01'i, Dünya Kupası çerçevesinde bu akşam oynanan İran-İspanya maçının dev ekranlarda izlendiği iki stadyuma kadınların girmesine izin verilen Tahran'da da 00.32'yi gösteriyor. Merhaba, ben Fuat Kozluklu. Haftanın 3. gece bakışıyla karşınızdayız. Yayınımıza hoş geldiniz. Başlarken her zaman olduğu gibi önce günün öne çıkan gelişmelerinden bazı başlıklar diyeceğiz. Ardından da gündemin tüm ayrıntılarını ekranlarınıza taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting programına Şanlıurfa ve Mardin'le devam etti. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekti. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan isim vermedi ama hedefinde terör örgütü PKK ile bağı belirlenmiş, aleni ortaya çıkmış olan HDP vardı. Emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı başlarına yıkıyoruz. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek diye konuştu. Sandık başına gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun, oyunuzu attığınız zaman aklınıza Abdullah Öcalan gelsin. Skandal sözler. Evet. Bu skandal cümleler terör örgütünü aleni bir biçimde destekleyen HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan'a ait. Buldan'ın Ağrı HDP İl Teşkilat Toplantısındaki sözleri HDP'nin terör örgütüyle bağlantısını bir kez daha çok açık ve çok net bir biçimde kanıtlamış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te ikinci devriye görevini gerçekleştirdi. İki saat süren devriye görevini tamamlayan Mehmetçik bağlı bulunduğu birliğe döndü. Öte yandan Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik operasyonlar da aralıksız devam ediyor. Sınır ötesinde geride kalan günde en az 10 terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Dünyanın en büyüğü olacak İstanbul'un yeni havalimanında sona yaklaşıldı. Rüya projenin açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılacak ancak piste ilk iniş yarın gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçak yeni havalimanına ilk inen uçak olarak da kayıtlara geçecek. Haftanın 3. iş gününde çarşambanın gündemine öne çıkan bazı haber başlıkları böyleydi. Bunların ayrıntıları ve daha fazlası gece bakışında olacak diyoruz. Hemen başlıyoruz. Gece bakışına Türkiye'nin bekasına büyük tehdit oluşturan Suriye sınırlarımızdaki terör örgütünün varlığını ortadan kaldırmaya yönelik operasyonlarda gelinen son dakika bilgilerini, gelişmelerini aktararak başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri tarafından Suriye'de Fırat'ın doğusundaki bölgelerde silahlandırılıp eğitilen terör örgütü PKK-YPG'nin etkisiz hale getirilmesi sürecine adım attık. Aylardır bu süreç devam ediyor ve askeri ve de diplomatik adımların kararlılığı da çok ama çok önemli sonuçlar vermeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Türkiye'nin baskısı sonucu terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı kabul etti. Ve bu hafta başından itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri Münbiç'te devriye görevine başladı. Mehmetçik geride kalan günde bölgedeki ikinci devriye görevini gerçekleştirdi. Konvoy Fırat Kalkan Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin Dadat mevkiinde görüntülendi. İki saat süren devriye görevini tamamlayan Mehmetçik bağlı bulunduğu birliğe döndü. Mehmetçik, Münbiç'in terör örgütü YPG-PKK'dan temizlenmesi faaliyetleri çerçevesinde ikinci devriye görevini gerçekleştirdi.
Konvoy, Münbiç sınırında bulunan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus ilçesinin Dadat mevkiinde görüntülendi. Üzerlerinde Türk bayrağı olan zırhlı araçlar, Cerablus'la Münbiç cephe hattını birbirinden ayıran Sacuçayı civarına girdi. Bundan sonraki aşamada ise TSK unsurlarının kentin diğer noktalarında devriyeye başlaması, teröristlerin de silah bırakıp kenti tamamen terk etmesi bekleniyor. 2 saat süren devriye görevinin tamamlanmasının ardından Mehmetçik bağlı olduğu birliğe geri döndü. Bu arada güzergahtaki teröristlerin bulundukları mevzileri terk ettiği gözlendi. Türkiye ile ABD arasında 16 Mayıs 2018'de Brüksel'de gerçekleştirilen görüşmede Münbiç güvenlik prensipleri konusunda mutabık kalındı. Mehmetçik, Münbiç'teki ilk devriye görevini 18 Haziran'da gerçekleştirdi. Münbiç'in terörden arındırılmasıyla ilçe sakinleri evlerine dönebilecek, PKK'ya büyük darbe vurulmuş olacak. Amaç, tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesinin sağlanarak Münbiç'te huzur ve güvenliğin sağlanması. Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik operasyonlara ilişkin Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan çok önemli bir bilgiyi kamuoyuyla paylaştı. Sınır ötesinde en az 10 teröristin daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini belirtti ve tarihi bir bilgi verdi. Erdoğan, Kandil'e yönelik hava harekatlarında terör örgütü PKK'nın toplantı halindeki lider takımının imha edildiğini duyurdu. Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'deki lider takımını hallettik dedi. Yeni bir operasyonun da sinyalini verdi. Terörle mücadele İzmir'de konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündemindeydi. Kuzey Irak'ta bölücü örgütün belini kıracak operasyonlarımız sürüyor. Şu anda Kandil'e biniyoruz. Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor. Kandil bölgesi sınırdan kuş bakışı 80 kilometre uzaklıkta. Zorlu arazi şartlarına rağmen Mehmetçik Kandil'e ilerleyişini sürdürüyor. Mehmetçik'in Kandil bölgesindeki operasyonları karadan ve havadan devam ediyor. Son operasyonlarda terör örgütünün stratejik noktaları hedef alındı. Savaş uçaklarınca vurulan bölgede terör örgütüne ağır kayıplar verdirildi. Toplantı halinde Kandil'deki bunların lider takımını hallettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir operasyonun sinyalini de verdi Şanlıurfa'dan. Bunların ardından sıra Urfa'nın yanı başındaki yerlere geliyor. Yakında buraları da teröristlerden arındırıp asli sahibi olan Arap, Kürt, Türkmen kardeşlerimize teslim edeceğiz. İnşallah Şanlıurfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günlerde yakındır. Kandil operasyonu İzmir'de seçim çalışmaları yürüten Başbakan Binali Yıldırım'ın da gündemindeydi. Şimdi sıra Kandil'de. Oralarda orayı da başlarına yıkacağız. Buna ahdettik. Memleketimize, milletimize, insanımıza zarar veren bu alçaklara hayat hakkı tanımayacağız. Başbakanın bu açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyinden yeni bir hava harekatı haberi geldi. Avaşin Basyan ve Sinat Haftanin'de 10 teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı. Ve bu görüntülerde operasyonların devam ettiği bölgede kaydedildi. Görüntülerde Kandil dağ eteklerinden yükselen dumanlar dikkat çekti. TSK'nın hava operasyonları nedeniyle teröristler daha güvenli bir alan bulma ümidiyle kaçmaya çalışıyor. Türkiye'nin bekası ve toprak bütünlüğü için kahraman güvenlik güçlerimiz sınırlarımızda ve ötesinde büyük bir mücadele veriyor. Ve dış destekli terör örgütleriyle mücadelede şehit düşen yiğitlerimiz törenle ebediyete uğurlanıyor. Siirt ve Şırnak'ta şehit olan kahramanlar dua ve gözyaşlarıyla aramızdan ayrıldılar. Bu arada yürekleri yakan bir haber de Hakkari'den geldi. Hainlerin askeri araca düzenlediği roket atarlı saldırıda iki yiğit şehit oldu, bir asker yaralı. Teröristler Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere köyünde askeri araca saldırdı.
roket atarlı saldırıda 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Teröristlere yönelik bölgede operasyon başlatıldı. Türkiye Siirt ve Şırnak şehitlerini ebediyete uğurladı. Eşhedü en la ilahe illallah. Uzman çavuş Bahattin Baştan 26 yaşındaydı. Siirt'te PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit uzman çavuş için memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesinde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları ve çok sayıda Trabzonlu katıldı. Allahu Ekber! Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. Şehit ateşinin düştüğü bir başka yerde Hatay'dı. Şırnak'ta el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş İzzet Ak için Dört Yol ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin naaşı kılınan namazın ardından Kumyığını mezarlığında toprağa verildi. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin Kırklareli'ne tayini çıkmıştı. Şırnak'ta şehit olan Çağatay Necati Dinç de memleketi İzmir'de ebediyete uğurlandı. Dinç için Torbalı'nın Yazıbaşı Mahallesi'nde tören düzenlendi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi de şehidi son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. Şehidin naaşı kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Türkiye'nin savunma sanayi dünyada söz sahibi olmaya başladı. Türkiye ilk sıralara yükselmiş durumda. Ve Türkiye'nin savunma sanayisi güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını mevcut teknolojilerle karşılamaya çalışırken geleceğin muharebe ortamına yönelik de tarihi önemde hazırlıklar yapıyor. Özel sektörde bir süredir yürütülen çalışmalar var. O çalışmalarla ateşli silahların yerine geçmesi beklenen elektromanyetik top sistemleri konusunda önemli mesafe alındı ve savunma sanayi alanında dünyada söz elektromanyetik top fırlatma sisteminin olmakta. Hali hazırda kullanılan top ve roket mühimmatından yüzlerce kat fazla enerjiye sahip olan bir sistem var. Şahi 209 adlı elektromanyetik top fırlatma sistemi dakikada 2 atış yapıp hedefi tam isabetle vuruyor. Hipersonik hızlara ulaşılacak. Top atış maliyetiyle füze menziline sahip olacak. Barutla ateşlemeyi ortadan kaldıracak. Adı Şahi 209. Geleceğin silah teknolojisi elektromanyetik fırlatma sistemi. Mehmetçiğin bundan sonraki operasyonlarında önemli rol üstlenecek. Üstelik tamamen yerli ve milli. Türkiye elektromanyetik top ve lazer silah sistemi gibi yenilikçi teknolojiler üretiyor. Yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesi için yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Son olarak üretilen Şahi 209 elektromanyetik top da onlardan biri. Şahi 209 mühimmatını klasik silahlardaki gibi barut, yakıt veya patlayıcılarla değil elektrik enerjisiyle fırlatıyor. Türk savunma sanayinin son gözdesi Şahi 209'un saha testleri başarıyla gerçekleşti. Geleceğin silahı Şahi 209 elektromanyetik top dakikada 2 atış yapıyor. Hali hazırda kullanılan top ve roket mühimmatından yüzlerce kat fazla enerjiye sahip. Bu da onu yüksek imha kapasitesiyle rakiplerinden ayırıyor. Bu enerjiyle fırlatılan mühimmat çok yüksek bir kinetik enerjiye ve hipersonik hıza sahip oluyor. Hedefi de bu yüksek enerjiyle vurarak imha ediyor. Bu teknolojinin en büyük avantajı atış maliyetlerinin ucuz olması. Şahi 209'da kullanılan mermiler yüksek hızlı ve ölçüleri de küçük. Hedefe çok daha hızlı ulaşıyor. Böylelikle karşı tarafın önlem alması güçleşiyor. Saatler 23.15'i gösteriyor. TRT Haber'de gece bakışı devam ediyor. Türk-Amerikan ilişkileri tarihinin en kritik dönemeçlerinde, çok kırılgan bir süreçte. Yahudi lobisiyle birlikte Rum ve Ermeni lobilerinin, hatta FETÖ'nün desteğindeki bazı senatörler 2019 yılı savunma bütçesine Türkiye'ye yönelik yaptırımlar uygulanmasını öngören maddeler eklettiler. Senato'da pazartesi kabul edilen ulusal savunma yetki yasa tasarısı Türkiye'ye F-35 tipi savaş uçaklarının teslimatının engellenmesi ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını öngören bir düzenlemeyi de içerdi.
Ankara'nın bu adıma tepkisi sert oldu. Başbakan Binali Yıldırım tasarıya daha sonradan ilave edilen bu düzenleme ile ilgili olarak stratejik ortaklığın ruhuna aykırı tarihsiz bir gelişme, Türkiye alternatifsiz değil dedi. Bütçenin detayları içinde F-35 savaş uçaklarının Türkiye teslimatını geçici olarak durdurmayı öngören maddeler de yer alıyor. Başka iki madde daha var. Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de yargı önüne çıkarılamaması, tutuklanmaması falan gibi. S-400, Ruslardan S-400 tipi hava savunma füze sisteminin alımı halinde başka yaptırımların gündeme getirilmesi gibi. Saçmaladılar. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Senato'nun bu kararının Türkiye'yi etkilemeyeceğini söyledi. İlk teslimatın yarın yapılacağını duyurdu. Şimdi Washington'a uzanacağız. TRT Haber ekibinden Baybora Tınaz bizlerle beraber. Uzun zaman oldu Baybora. Gece bakışını ihmal ettin. Ama biz seni unutmadık, unutmayacağız. Hep razı edeceğiz. Arkandaki yapıda, Beyaz Ev'de bulunan... Ben de çok yakından takip ediyorum. Öyle mi? İyi. Aman, umarım gaf yapmıyoruzdur. Arkandaki binada oturan adam nasıl böyle bir sürece izin verdi? Gücünün olmadığını biliyoruz. O ayrı bir şey ama üç ayrı lobi, ülkenin lobisi, İsrail, Rum kesimi, Rumların ve de aynı zamanda Ermenilerin lobisi devrede. Buna bir de tabii FETÖ'cüler eklenmiş durumda. Tüm bunlara rağmen İlk teslimatın yarın yapılacağını da aklı selim Amerikalılar teslim ettiler, dile getirdiler. Nedir ayrıntılar? Senden dinleyelim. Bu konuyla ilgili son açıklamayı Pentagon sözcüsünden aldık. Pentagon sözcüsü konuyla ilgili kısa ama detaylı bir açıklama yaptı. Hemen Fuat Kozluklu şunu söyleyelim. İmzaları atmak üzere teslimatı, uçakları ilk iki uçağı almak üzere Türkiye'den gelen heyet Amerika Birleşik Devletleri'nde, bunu söyleyelim. Planlamaya göre 21 Haziran ve yarın Perşembe günü bu planlama uyarınca imzalar atılacak. Şimdi o son açıklamaya bakalım. O son açıklamayı Mike Andrews yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Pentagon sözcüsü ve sözlerinin başında şunu söyledi. Senato kararıyla ilgili olarak Pentagon herhangi bir yorum yapmayacak dedi. Bunu değerlendirmeyeceğiz dedi. Ama devamında işte o yaptığı açıklamada aslında ne kadar detaylı olduğunu da söyleyebiliriz. Lockheed Martin yüklenici firma ile başlıyor sözleri. 21 Haziran Perşembe günü Fort Worth'te, Texas'ta Türkiye için bir açılış töreni düzenleyecek ve uçaklar ilk aşamada Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri üstüne geçecek dedi. Türk F-35 pilotları ve bakım görevlileri Luke Hava üstüne ulaştı. Uçuş eğitimlerine başlayacaklar. Çok açık, imzalar atılacak, teslimatla ilgili herhangi bir problem olmadığını da Pentagon sözcüsünün bu açıklamalarından anlıyoruz. Bu detayların içerisinde bir nokta var. Teslimatı yapılacak iki uçak pilotlarımızın eğitimi için Fuat Kozluklu 2019 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde kalacak. Bu rutin bir prosedür. F-35 projesine katılan 12 ülke var. İngiltere'den bir örnek verelim. Örneğin İngiliz pilotlarının F-35 oryantasyon ve uyum eğitimleri 9 ay sürmüş. Bizim için de planlanan, bizim pilotlarımız için ve teknik ekibimiz için planlanan da işte o 2019 yılına kadar geçecek bu eğitim süreci. Buna da bir açıklama getirmiş olalım. Kanada, Danimarka ve Türkiye dışındaki ülkeler F-35 teslimatlarını almaya başlamıştı. Biz de bu teslimden sonra, yarın gerçekleşecek, Perşembe günü gerçekleşecek bu teslimden sonra geriye sadece iki ülke kalıyor. Kanada ve Danimarka. Şunu da yine söyleyelim. Teslimden önceki, o fotoğraflar da aslında Türk basınında paylaşıldı. Teslimden önceki test uçuşları da, İki uçağın test uçuşları da devam ediyor. Yarın da dediğimiz gibi imzalar atılacak
ve teslim yapılmış olacak F-35'lerle ilgili. Biz de canlı yayınlarımızla Tuna Şanlı Washington Büromuzdan bu imza töreninde olacak ve bu görüntüleri sizlere ulaştıracağız diyelim. Bu arada tabii bu konuyla ilgili hani yine konuklarınızla büyük bir ihtimalle konuşacaksınızdır. Biz de sorduk bunu. Şunun altını çiziyor Amerikalı uzmanlar. Bu konu çok önemli Fuat Kozluklu. Onlara göre diyorlar ki uzmanlar F-35 programı ortak üretim anlaşması olarak oluşturuldu. İşte buna göre de konu Kongre'nin denetimine tabi değil yorumunda bulunuyorlar. Bu da aslında çok önemli bir noktası konunun. Bunu da son olarak ilave edelim. Yapılan değerlendirmeler, bir kez daha tekrar edelim. Program ortak üretim anlaşması olarak oluşturuldu. Ortak bir konsorsiyum ve buna göre de diyorlar Kongre'nin denetimine tabi değil. Bu yorumu da yapıyorlar Fuat Kozluklu. Kaldı ki Türkiye 2070 yılına kadar envanterinde bulunacak bu F-35 savaş uçakları için şöyle bir ortaklık modeli içerisinde yer aldı. Uçağın gövdesinden birçok elektronik sistemine kadar, yazılımına kadar birçok noktada Türk savunma sanayinin şirketleri bulunuyor. Yani yıllık 12,5-13 milyar dolar civarında bir not almıştım. Bir parçanın üretimini gerçekleştiriyor. Yani yılda 12,5-13 milyar dolar civarında F-35 uçaklarına ait parçaların Türkiye'de üretildiği gerçeğini vurgulayalım burada. Türkiye 100 F-35 savaş uçağının anlaşmasını yaptı bu ortaklık şeyinde, paketinde. O nedenle Amerikan Kongresi'nin Senato kanadından çıkan bu karar tasarısı başkana siyasi bir koz vermiş oluyor. Türkiye ile ya da diğer ülkelerle ilişkiler noktasında senatonun böyle ya da kongrenin başkana verdiği şeyler var. Adeta böyle kozlar var. Onlardan birisi Türkiye'de kamuoyunun bu noktada aydınlatılmadığını, bazı muhalif kesimler tarafından vurgulanmadığını bildiğim için ısrarla aktarmak istedim. Bay Boratınaz, Texas Dallas'ta değil mi teslimat? Yarın 2 F-35 uçağının teslimatı. Evet, evet. Tamam. Evet, Tuna... aynen öyle. Şunu da ekleyelim. Fort Worth hava üstünde gerçekleşecek teslimat. Evet, bu teslimat için Türkiye'den gelen heyet arasında meslektaşlarımız var. Onlar da sosyal medyada fotoğrafları paylaşmaya başladılar. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato her ne kadar bir karar tasarısı kabul edip bunu başkanın yetkisine sunduysa da herhangi bir engel yok. 2 F-35 savaş uçağı Türkiye'ye teslim ediliyor. Ayrıntılar canlı yayında ekranlarınızda olacak diyelim. Yarın gerçekleştirilecek teslimat. Bay Murat'ınıza teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Türkiye terörle mücadelesinde yurt içi ve dışında kararlılıkla mücadele ediyor dedik sürekli olarak. Bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri ile Münbiç'teki yol haritası kapsamında Mehmetçik Münbiç'te devriye görevine başladı. Diğer yandan Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlar da yoğunlaştı. Terör örgütünün ihanet üssüne çevrildi hava harekatı ki karadan da ilerleyiş var. Kandil'den söz ediyorum. Kandil hava harekatlarıyla ağır bombardıman altında ve adım adım Kandil'e ilerliyor kahramanlar. Terörle mücadele konusunda savunma sanayi alanında yapılan çalışmalar da büyük önem taşıyor dedik. Son dönemde önemli aşamalar kaydedildi. Yerli savunma unsurlarının yanı sıra F-35 ve S-400 hava füze savunma sistemlerinin Türkiye'nin savunma alanında elini daha da güçlendirdiği, bu iki unsurun F-35'ler ve S-400'ler şüphesiz güçlendirdiği kuşkus götürmez bir gerçek. Bunu konuşmak istiyoruz emekli jandarma kurmay albay, terörle mücadele ve de güvenlik konularında, askeri konularda uzman bir isim. Aynı zamanda Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler bizlerle birlikte telefon attığımızda. Sayın Güçler merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum efendim. Teşekkür ederiz.
biraz iddialı mı oldu benim değerlendirmem? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na, Beyaz Ev'e siyasi koz verilmiş oldu Senato tarafından dedim bu F-35'lerle ilgili ama engelleyemiyorlar. Karar tasarısında dikkat çekici bir unsur var. Oradaki Yunan lobisinin, Rum lobisinin, Ermeni lobisinin ne kadar etkili olduğunu gösterdi bu bize. Zira NATO üyelerine tehdit oluşturmayacağına yönelik Türkiye'nin bu F-35'lerle bir garanti alınması ya da bunun sağlanması gerektiği ifadesi var. Yani Yunanistan açık açık ifade edilmiyor ama Yunanistan'dan söz ediyorlar. Bir diğer noktada S-400'lerden vazgeçirmeye çabalama konusu yine o karar tasarısında. Nasıl değerlendirdiniz? Buna rağmen 2 F-35 yarın Türkiye'ye teslim edilecek. Öncelikle hayırlı olsun efendim. Tabii Türkiye açısından yıllardır bu projenin bir ortağı. Aynı zamanda sizin de belirttiğiniz gibi yaklaşık 15 milyar dolarlık bir yıllık bu uçağın teknik parçalarının üretiminde görev alması gerçekten Türkiye açısından son derece gurur verici bir olay. Milletimize hayırlı olsun. Hayal eder miydiniz siz görevde bulunduğunuz ya, dönemde? Zira hatırlayın yani, F-16 savaş uçaklarının gece uçabilmesi kabiliyetini sağlayacak yazılımlar ve gece görüş sistemi teslim edilmiyordu bu ülkeye bundan 20 yıl önce. Evet, evet. Şimdi gece gündüz işte, 24 saat onları, uçabiliyor. Onlara değinmemiz lazım efendim. Yani bu çok çok önemli bir konu. Sadece iki uçak olarak görmemek lazım. Tabii. Yani bu olayı iki F-35 üzerinden değil, Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik gücü açısından okumak lazım. İşte hemen sıradan olan şeyleri söyleyelim. Yok Yunan lobisi, Yahudi lobisi, Ermeni lobisi filan. Bunların zaten işi bu. Sürekli bu. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Bakınız bugün... Lobi derken para veriyorlar. Yani Rum lobisi, Ermeni lobisi milyonlarca dolar akıtıyor. Senatodan emekli olmuş kişilerin kurduğu şirketlere ki... O ülkeler nezdinde çıkar için çaba sarf etsin diye. Yani paranın demokrasiyi evet. belirlediği bir ülkeyi burada, konuşuyoruz. Şöyle, burada tabii farklı bir şey var efendim. Yani onu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunlar geçmişte de milyon dolarları hep akıtıyorlardı Türkiye'nin aleyhine kampanya yapmak, kulis yapmak, lobi yapmak için. Ancak Türkiye geçmişten farklı olarak onlar oralara para akıtatursun. Türkiye jeopolitik gücünü arttıracak çok önemli faaliyetlerde bulundu ve Türkiye değil. Şimdi, siyasi gücü yoktu o zaman zaten. Tabii yoktu ki. Yani Türkiye'nin adı vardı sadece. Onu size söyleyeyim yani. Evet. Ama şimdi Türkiye'nin hem sahada hem politik düzlemde masada çok büyük bir gücü var. Şimdi bu iki uçak tabii stratejik öneme haiz iki uçak. Gerçekten Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Ege'de bir denge sağlaması açısından denge sağlamasına katkıda bulunacak çok önemli bir güç. Şimdi başkanın dediğiniz hani kongre başkana bir siyasi koz verdi. Aslında tersinden de biraz okumak lazım efendim. Başkan aslında kongreyi de bir anlamda bypass edecek bir güce sahip. Çünkü bugün Türkiye... Bakınız Membiş'le birlikte, Kandil'le birlikte, İdlib, Elbap ve diğer alanlardaki faaliyet ve mücadelesiyle birlikte okunduğunda bu F-35 uçakları gerçekten görüyorsunuz. Nasıl Membiş'te, Membiş konusunda ABD Türkiye ile masaya oturmak durumunda kaldıysa şu anda F-35'leri de vermek durumunda kaldı. Vermek durumunda yani o şekilde söyleyelim. Bütün o Yunan lobilerinin, efendim Yahudi lobilerinin, Ermeni lobilerinin klasik yıllardır sürdürdükleri parayla her şeyi satın alabilecekleri düşüncesine dayanan anlayışa rağmen. Bu son derece önemli bir gelişme. Bakınız bugün Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarımız aynı zamanda Ege'de, düzeltiyorum, Akdeniz'de, Kıbrıs açıklarında tatbikat halinde. İki tane F-35 uçağı Türkiye'ye geliyor artık bizim malımız. Yani oradaki teknik personel bu eğitimi alacak ve buraya getirecek. Aynı şekilde dün yine savunma sanayi müsteşarlığında gördük. Bakın çok çok önemli, bunun altını çizerek söylüyorum. Sikorsky'ye alternatif genel maksat helikopteri üretiyor artık. Motorun testleri yapılıyor şu an. Hatırlar mısınız yani. O Connecticut eyaletinde de yanılmıyorsam ya da Massachusetts mı Connecticut olsa gerek. O Sikorsky'lerin alım sürecinde
Türkiye'nin o dönemki siyasi erkine nasıl bunu söylemeye dilim varmıyor ama Washington'da tanık olduğum için söylüyorum. Diz çöktürmüşlerdi. Ya, ve o Sikorsky helikopterleri alamadığımız için terörle mücadelede ne kadar ağır bedeller ödedik. Geçen, ben de zaten tam o noktaya getirecektim lafı. Peki, özür dilerim. Biz yıllar, estağfurullah. Yani aklın yolu bir, söyleyeceğimiz de ben, aynı şey oluyor. Şimdi yıllardır bizim başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki uçar birlik hava hücum ve nakliye ve komuta, havadan komuta kontrol olmak üzere Türkiye'nin bütün genelinde bütün hava operasyonlarımız, hava faaliyetlerimizde maalesef çok büyük bir bağımlılığımız söz konusuydu. Şimdi bunu tabii bu Türkiye'deki gelişmelerin iki ve üçüncü adım, üç adım sonrasını tabii bunlar Amerikalılar da bu noktada hesaplıyorlar. Yani Türkiye'yi iyice elden çıkarıp kaybetmek mi mantıklı, yoksa milli çıkarlarını artık Türkiye'yle gerçekleştirme noktasında masaya oturmak mı mantıklı noktasındalar? Yani ben deminki söyleminiz, evet, bu noktada kongre başkana bir yetki vermiştir ama başkan aynı zamanda bu yetkiyi farklı şekilde de kullanabilir. Hayır, yani bu neticede bu silahların, uçakların Türkiye'ye verilmesi kongre onayına tabi değil, hükümet onayına tabidir. Ve dikkat edin, Pentagon da bu noktada hem Membiş'te hem de bu uçakların Türkiye'ye verilmesi noktasında hiçbir itiraz bulunmadı. Tam tersi, Türkiye'yi destekleyici bir pozisyonda. Yani ABD'nin, özellikle derin ABD'nin temsil eden Pentagon'un Türkiye'ye yönelik paradigma değişimini burada görmeye başladık. Bu çok çok önemli. Bunu tabii içerideki derinlikle okumak lazım. Deminki söylediğim hususlar gerçekten Türkiye'nin jeopolitik konumunu güçlendiren, sahada olmanın avantajını siyasi alanda da nasıl bir güç olarak kullanabildiğini göstermesi, evet, bakımından son derece önemli hadiseler. Değerli hocam, şimdi izleyenlerimizin şu noktanın da farkına varmasını, daha bilgilenmesini sağlamanızı rica edeceğim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nda Türkiye'ye yönelik bu silahlar üzerinden adeta bir küstahlık yapan, gizli ambargonun altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama buna imza atan senatörlerin kimler olduğunu bilmiyor Türkiye'deki birçok izleyici. Terör örgütü, ki onun da merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde, FETÖ'yle, yani çok açık, FETÖ'yle ve PKK'yla iş tutmuş olan ve aynı zamanda yargı sürecinde bulunan bir papaz var. Rahip, evet, Bronson. Rahip, evet, Bronson'ın serbest bırakılması için çaba sarf eden senatörler bu süreci dayatıyorlar. Bunun, evet, altını çizmek lazım. Aynı zamanda onlardan birkaçı FETÖ'cülerle organik bağ kurmuş. Türkiye'ye gelmiş, onlarla buluşmuş. Ve şimdi de, evet, onların bağışlarıyla kampanyalar gerçekleştiren senatörler bunlar. Yani Bronson için... Efendilerine, evet, sadakatlerini göstermek durumundalar. Evet, evet. Şimdi ikinci nokta, Kandil desem ve Münbiç desem. Münbiç ve Kandil sırasıyla hangisini, evet, istersiniz? Nasıl bir noktadayız, bakın, Kandil'de? Şöyle çok enteresan bir noktaya gelmiş durumdayız Fuat Bey. O da şu, evet, bu derin haişer odaklarının beslediği maalesef işte Amerika'daki bir takım, başta senatörler olmak üzere bir takım çevrelerin baskısıyla Türkiye'nin jeopolitik gücünden kaynaklanan siyasi denklemdeki yeni rolünün ABD'ye yönelik çıkar çatışması, çıkarların kesiştiği bir noktada bulunuyoruz. Yani bir taraftan öyle bir baskı var ama bir taraftan da bölgenin sarsılmaz yükselen bir gücü var. Şimdi Amerika'nın derin devlet aklı bütün bu hainlerle, şer odaklarıyla işbirliği yapan, iş tutan ve yıllardır, onu demin baştan özellikle söyledim, yıllardır bunlar hep aynı yöntemle işte paralar veriliyor, birileri satın alıyor ve senatoda bunların sözcülüğünü yapıyorlar. Evangelist artık, olduklarının da altını çizelim ki çok güçlü, evet, dönemlerini yani yaşıyorlar. Şu an dünya evangelist terörü yaşıyor aslında, yani, evet, bir diğer usta tabii bu ayrı bir çok önemli evangelist terörü. Değerli, evet, bir vurgu. Maalesef, yani bunu açık açık konuşmak lazım. Şimdi işte tam bu noktada Türkiye'nin jeopolitik gücünün verdiği o ivme ötekilerin üstünde. Yani Amerika'nın yönetimi, yönetim aklı
şunun farkında. Hayır yani evet keşke imkan olsa da o kar odaklarının dediklerini yapabilseler ama bu onlara artık bir şey getirmeyecek. Burada Türkiye'siz ne yapılırsa yapın. Bakın pek çok badire hastası artık Türkiye'siz bir denklem kurulamayacağını dünya kamuoyu anlamış durumda. Bakınız Kandil operasyonu yaklaşık 400 kilometre karelik alan yani 40 kilometreye 10 kilometre derinlikte 400 kilometrelik alan. Daha önceden 25-30-35 bin kişilik askeri bir güçle neredeyse iki konordu bir ordu seviyesindeki askeri güçle yaptığımız bu operasyonu bunun onda biri kadar bile güçle yapmıyor. Türkiye bunun altyapısını oluşturacak milli ve yerli savunma sanayi teknolojisine gerçekten çok önemli noktalara ulaşmış. Artık ulaşmış yani bunu. Evet. Bunu artık kimse engelleyemiyor. İşte artık Türkiye öyle kontrol edilebilir. Herkesin her dediğini, emperyalistlerin her dediğini yapacak, selam çakacak, müstemleke bir devlet olmadığını çok önceden bunu söyledim. Bakınız daha dünkü yayında da dedim yayında ne olur dediler verecekler dedim ve bir gün sonra vermek durumunda kaldılar. Yani verdikleri haberi kamuoyuna yani artık Fuat Bey biz millet olarak şunu biz artık farklıyız. Biz artık jeopolitik dengelerde çok önemli bir gücüz ve işte yaptığımız yani yıllardır bize yapılanlara rağmen bizim başarabildiklerimiz gerçekten dengeleri değiştiriyor. İnşallah bundan sonra da çok daha hızlı değiştirecek. Münbiç konusunda ikinci derece faaliyetlerine başladık. Özür dilerim. Münbiç bu gücünün en somut göstergesi olsa gerek. Zira Afrin harekatında engellemeye, durdurmaya çabaladılar. Olmadı ki kaç bin tır dolusu silahlarla ve aynı zamanda NATO konseptindeki tünellerle örülmüş bir Afrin'den söz ediyorduk. Mehmetçik orayı kısa sürede etkisizleştirdi. Terör unsurlarından temizledi. Münbiç ise Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli direnç noktasını oluşturuyordu herhalde yanılmıyorsam. Zira aleni bir biçimde Pentagon'dan uzmanlar, CIA elemanları ve binlerce Amerikan askeri terör örgütü PKK-YPG ile Münbiç'te bir terör ordusu oluşturmaya başlamıştı. 5000'i aşkın tır dolusu silahı teslim ettiler. Bunu da itiraf ettiler. Yine aynı zamanda maaşa bağlamışlardı oradaki terör unsurlarını biliyorsunuz. Ve Türkiye'nin kararlılığıyla Amerika tarihi bir geri adım attı. Doğru mu söylüyorum? Evet. Münbiç'te evet, şimdi zaten işte Mehmetçik bakın, var. Olayları tek bir taraftan değil birbiriyle bağlayarak analiz etmemiz lazım. Bu çok önemli. Yani hem diplomatik alanda hem askeri alanda bir tam saha baskı uyguladı. Evet Türkiye artık Türkiye ile ABD Türkiye ile henüz BD PKK'yı dışlamamış olduğunu söylemekle birlikte bunun yanında Türkiye ile masaya oturdu ve Türkiye'nin ortaya koyduğu planı kabul etti. Bakın bugün Amerika'nın çeşitli çevrelerinde aklı selim unsurlar var. Avrupa'da yine bir takım yazarlar diyorlar ki bu PYD PKK'nın sonu ne olacak? Bakın sondan bahsediliyor ve silahsızlandırılmasından bahsediliyor. Ve bu noktada da işte Türkiye'nin ortaya koyduğu demografik yapılardaki oranlara göre yerel yönetimlere katılma modelinin sadece Membiç'te değil. Şu ne kadar muhteşem bir fotoğraf gördünüz değil mi? Efendim yani işte bunları görmemiz lazım zaten. Eski Türkiye olmadığımızı bu noktada ispatıyla yani bu tür ispatlarıyla kanıtlarıyla kıymetli izleyicilerimize aktarmamız lazım. Yani yoksa bizim kara kaşımıza kara gözümüze mi Amerika sanki gelip bizimle masaya oturup söylediğimiz ve bizim ortaya koyduğumuz planı uygulama noktasında biliyorsunuz 4 Haziran'dan sonra Metis'in bizzat Savunma Bakanı'nın açıklaması var. Bunu uygulayacağız diye. Yani Pentagon bugüne kadar bir tane onbaşı binbaşı çıkıp oradan Amerikalı hep yönetime rağmen ters hareketlerde, ters söylemlerde bulunuyordu. Tam tersi bakın bugün Türkiye'nin ortaya koyduğu plan kabul edilmiş durumda. Ve size şunu söyleyeyim. O plan sadece Minbiç'te sınırlı kalmayacak. Yani bütün Suriye için bir model olacak ve bütün Suriye'nin yeni kurumsal devlet yapısının süreç içerisinde inşasına da toprak bütünlüğü içerisinde çok önemli katkılar sağlayacak. Ve bunu Türkiye başaracak. Bakınız yani bunu Kandil'le diğer Karaçok, Sincar, İdlib, Elbap bölgeleriyle birleştirdiğinizde terörizme karşı Orta Doğu'da özellikle başta Türkiye'ye yönelik terörizme karşı çok önemli bir çözülmeler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu görüyorlar. Yani bunu bakın son cümle bunu dışarıdakiler bizden önce görüyor efendim. Bunu daha önce de söyledim. Yani İşlerine geldiği zaman görüyorlar diyeyim ben.
Yani ama artık bakın ne olursa olsun işte Pendekon zoraki de olsa çıkıp F-35'lerle ilgili açıklamayı yapabiliyor. Evet. Yorumları yapmak durumunda kalıyorlar. Yani ne oluyor? Bakın biz politika yaptırıyoruz artık, oyun kuruyoruz. Evet. Ama bu derece önemli. Ama meslektaşlarımın birçoğu F-35'lerin tartışmalı hale geldiğini falan söylüyor ki bunu unutsunlar. F-35'leri vermeme gibi bir lüksü Amerika Birleşik Devletleri'nin yok, olamaz, olmayacak. Kesinlikle ben de bu görüşte katılıyorum ve her biri stratejik bir silahtır bunların. Doğu Akdeniz'de S-400'lerle birlikte yapılan tatbikatlarla birlikte ve bizim özellikle şimdi bakınız Apache'nin bir üst modeli önümüzdeki birkaç ay içerisinde test uçuşlarına başlıyor. Bunları aha, düşündüğünüzde hakikaten milli menfaatlerimiz, buradaki nasıl ekonomik bölgelerdeki petrol ve doğal gaz yataklarından elde edeceğimiz milli çıkarlarımızın açısından. Hocam enerji için verdiği para yaklaşık 80-100 milyar dolar. Evet. Yani biz önümüzdeki 100 yılın kavgasını veriyoruz. Peki. Bu mücadelelerle. Bunu görmemiz lazım efendim. Son cümle. Bakın terör örgütünün her anlamda beslendiği, korunduğu, kollandığı ve faaliyetlerine izin verildiği yerler, bölgeler arasında Avrupa Birliği ülkeleri öne çıkıyor. Almanya en önemli terör örgütü destekçisi, Fransa. Ama şimdi Avrupa ülkelerinin oluşturduğu bir emniyet teşkilatı var, Europol. Ne diyor evet, biliyor musunuz bugün yayınladıkları Avrupa Polis Teşkilatı 2018 raporunda? Terör örgütü PKK haraçla silah tedariki ve üye toplamak için Avrupa'yı lojistik üs olarak kullanıyor diyor. Kullandırmayın. Evet. Son cümle bir şey söyleyeyim. Bakın bunun da sebebi var. Alanda zayıflayan PKK, bakın Kandil'deki bütün başta Marksist terör örgütleri olmak üzere Ortadoğu'daki bütün terör örgütlerinin beslenme alanı ortadan kaldırıldıktan sonra göreceksiniz Suriye'deki PYD varlığı da son derece zayıflayacak. Evet. Alanda zayıfladıkça bunlar kullanılabilir bir argüman olmak özelliklerini yitirecekler ve efendileri tarafından da işte demin ki sizin bahsettiğiniz raporlarla yeri geldiği zaman bir kenara atılmak zorunda kalacaklar. Bu işte evet, Türkiye'nin ortaya koyduğu güvenlik stratejisini uygulamanın bir sonucudur. Yani boşuna yapmıyorlar. Evet. Eğer gerçekten evet, bunlar alanda güçlü olsalar, Türkiye'ye kafa tutabilselerdi o raporların tam tersini karşılaşırdık. Ama şimdi artık PKK, PYD bile sorgulanır hale geldi. İnşallah bu rapordan çok daha gerçekçilerini, çok daha yaygınlarını ben önümüzdeki süreçte görme ihtimalinizin yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet, kullanıp atılacaklar. Ben boşuna o yüzden onun bunun tetikçileri demiyorum bunlar için. Bravo. Emekli evet, Jandarma Kurmay Albay, terörizmle mücadele ve güvenlik konularında, askeri konularda öne çıkan uzman bir isim. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Eray Güçler. Teşekkür ederiz. İzmir'e ben selam teşekkür olsun. Teşekkür ederim Fuat Bey. Saygılar, iyi yayınlar efendim. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Saatler 23.44'ü gösteriyor. Gece bakışına devam ediyoruz. Nefes nefese bir seçim dönemini daha geride bırakmak üzereyiz. Artık son viraja girildi. Artık kaldı 73 saat. Evet. Türkiye'nin tarihindeki en önemli, en kritik seçimlerden biri yapılacak bu pazar. 24 Haziran'da milletvekilleri ve cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanı adaylarıyla meclis için mücadele veren siyasiler propagandalarını gece gündüz demeksizin sürdürüyor. Türkiye'nin yakın tarihine yön veren siyasetçi olarak gösterilen ve de halk oyuyla seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geride kalan günde Şanlıurfa ve Mardin'de miting düzenledi. Erdoğan, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermedi ama ben söyleyeyim. Hedefinde terör örgütü PKK ile bağlı belirlenmiş olan bir parti, HDP vardı. Emirleri Kandil'den alıyordu. Şimdi orayı başlarına yıkıyoruz. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek diye konuştu Erdoğan. Suruç'ta yaşanan elim hadisede hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şanlıurfalılara seslendi, Suruç'ta yaşanan silahlı saldırıyı hatırlattı.
rahmet diledi, soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adalet önünde hesap verecektir. Hem kürsüden taziye dileklerini iletti hem de konuşmasının ardından Yıldız ailesinin evine giderek silahlı saldırıda ağabeyini kaybeden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a taziye ziyaretinde bulundu. Kürsüde ise hedefinde 24 Haziran seçimlerindeki adaylar vardı. İsim vermedi ama HDP'yi eleştirdi. Bölücü örgütün oyuncağı parti eskiden emirleri Kandil'den alıyordu. Şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladı. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek? Milletvekili diye Ankara'ya gönderdiklerinin arkasından ne çıkıyor? Uyuşturucu baronları çıkıyor. Silah kaçakçılığına kadar her türlü gölge var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Peygamberler Şehri Şanlıurfa'daydı. Eleştirilerinin hedefinde CHP de vardı. Bir ana muhalefetimiz var, tam evlere şenlik. Genel başkan ayrı bir telden çalıyor, aday ayrı bir telden çalıyor. İkisinin tek derdi seçimden sonra CHP'nin başına kimin geçeceği. Erdoğan, AK Parti'nin milletin kökeni, kıyafeti ve inancıyla uğraşan vesayete karşı mücadele ettiğini hatırlattı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu çözdüm açıklamalarına sert tepki gösterdi. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Neyi çözdün ya? Senin partinin milletvekili ikna odalarında benim başörtülü kızlarımın başlarını açtı ya. Sen kimsin? 411 ile ilgili hatırlayın. Bay Kemal'in imzası var, Bay Muharrem'in imzası var, Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz. Siz kimi aldatıyorsunuz? Şanlıurfalılardan 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Pazar günü akşam Şanlıurfa'yı özellikle takip edeceğim. 24 Haziran'da bu evladınıza, bu kardeşinize bu desteği verin ve biz destan yazmaya devam edelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'dan sonraki durağı Mardin oldu. Hedefinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce vardı. Geçen günü sürçülisan etmiş diyelim. Ne dedi biliyor musunuz? Ben sık sık camiye gidemiyorum ama her gün cuma kılıyorum. Duydunuz mu bunu? Bu seçim maratonu Bay Muharrem'e pek yaramadı, yorgun düştü. Yorgunluktan olacak. Ve şimdiden araba hararet yaptı, motor su kaynattı. Rabbim bir an önce Bay Muharrem'i bu eziyetten kurtarsın. AK Parti'nin hizmetlerini anlatırken yolsuzluğun, yoksulluğun ve yasakların olmadığı bir Türkiye'nin inşa edildiğini söyledi. Bunlara verilen oy haramdır diyerek 24 Haziran seçimlerinde Mardinlilerden destek istedi. Sizin oylarınız üzerinden kabzı mal pazarlığı yapanlara daha sandık kurulmadan oylarınızı birilerine peşkeş çekenlere cevabı da yine sandıkta vereceğinize inanıyorum. İradesini çantada keklik görenlere, bir ver altı al diye pazarlayan siyaset simsarlarına bekledikleri fırsatı vermeyeceğiz. Buna hazır mıyız? Terör örgütünün arkasında olduğu HDP'ye 24 Haziran'da gereken dersi veriyor muyuz? Evet, şunun şurasında kaldı. 72 saat 15 dakika sonrasında sandığa gidiyoruz. Harika bir demokrasi şöleni olsun. Bize yakışan bu olsun. Tarihe geçsin, örnek alınsın. Ve yurt dışında oy verme işlemi tamamlandı. Oyların bulunduğu ilk uçakta geçtiğimiz saatlerde Ankara'ya Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağı Yüksek Seçim Kurulu ve siyasi partilerin temsilcileri karşıladı. Sandıklar Ankara Ticaret Odası'ndaki merkezde tutulacak. Peki bu oylar nasıl muhafaza edilecek? Hangi güvenlik önlemleri alındı? Şimdi kameralarımızı Ankara Ticaret Odası'ndaki merkeze çeviriyoruz. Evet, TRT Haber muhabiri Rasim Kılıç bizlere aktaracak. Nasıl bir güvenlik önlemi var? Senin de çevrende var mı güvenlik önlemleri? Ne olur ne olmaz diyerek. Rasim, seni dinleyelim. Evet.
Fuat Kozluk, aslında bütün güvenlik önlemleri alınmış durumda. Az sonra hepsini, detaylarını paylaşacağız. Önce şu bilgiyi verelim. Yurt dışında kullanılan yaklaşık 1,5 milyon oy şu anda seçime kadar, sayıma kadar tutulacağı, muhafaza edileceği Ankara Ticaret Odası'ndaki merkeze getirildi. Az önce bir tır boşaltıldı, yüklendi. O AKE diye tabir edilen ve uluslararası kargo taşımacılığı, hava kargo taşımacılığı standartlarına uygun olarak doldurulan yaklaşık 30 oy çuvalının yer aldığı o AKE'ler indirildi. Kameraman arkadaşım Yahya Ercan'dan rica edeceğim. Hemen içeride onların tutulduğu alana doğru gideceğiz. Bir tır boşaltıldı, yüklendi. Şu anda o oyların muhafaza edileceği depoya getirildi. Şu anda gördüğünüz gibi burada yaklaşık 8 AKE bulunuyor ve AKE'lerin içerisinde yaklaşık 30 oy torbası yer alıyor. Yurt dışında 1,5 milyon oy kullanılmıştı ve %48.78'lik oranla bu yıl bir yurt dışı oy kullanımında rekor kırıldı. Açıklanmıştı Yüksek Seçim Kurulu tarafından. AKE'lerle buraya taşındı. Peki burada nasıl bir süreç işleyecek? 22 Haziran'a kadar burada AKE'lerden açılmadan beklenecek. Çift katlı, aynı zamanda streçe sarılmış olarak görünüyor. Yine Yahya'dan ben rica edeceğim, onun detaylarını sizlere gösterecek. Gördüğünüz gibi hem streç var üzerinde, iki ayrı mühür bulunuyor içerisinde. Bir diplomatik mühür, diğeri de sandık kurulunun mührü ve onlar açılmadan burada beklenecek. Sonrasında yine Yahya'dan rica edeceğim, hemen sağ tarafımızda boş sandıklar var. Yüksek Seçim Kurulu'nun burada hazır tuttuğu sandıklar 22 Haziran'da Yüksek Seçim Kurulu ve siyasi parti temsilcilerinin huzurunda, onların müşahitliğinde burada yurt dışından gelen oylar o sandıklara bulundukları bölgelerin bilgisine göre doldurulacak. Sonrasında artık sayım beklenecek. 24 Haziran günü sabah 09 itibariyle oyların sayılacağı yere taşınacak. İkinci tır yüklemesi az sonra başlayacak. Biz biraz güvenlik önlemlerinden bahsedelim ve dışarıya doğru gelip o tırın yüklenmesi anını hemen sizlere gösterelim. Güvenlik önlemlerini anlatalım. Sıkı bir tedbir var. Öncelikle bu alan 24 saat kameralarla izleniyor. İsteyen siyasi parti temsilcileri kapıların girişinde, deponun bulunduğu 5 kapı var. 5 kapının girişinde de nöbet tutabiliyor ki geçtiğimiz yıllarda da o nöbetin tutulduğunu söyleyelim. 5 aşamalı kilit sistemi hayata geçiriliyor her yıl olduğu gibi. O 5 aşamalı kilit sistemini sizlerle paylaşalım. Şu anda bulunduğunuz bu kapı gibi 5 kapı var. Kapılar kapandığında birinci kilit ilçe seçim, yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanında olacak. 4 kilitte, geri kalan 4 kilitte şu anda mecliste grubu bulunan siyasi partilerin temsilcilerine verilecek. AK Parti, CHP, MHP ve HDP temsilcilerine verilecek ve o 5 kilit aynı anda açılmadığı takdirde kesinlikle içeri girilemeyecek. O aynı anda açılması ve birlikte girmeleri gerekiyor. Bu anlamda eğer tek bir kilit dahi açılmazsa o kapıların açılmayacağı anlamına geliyor ki bu da güvenlik tedbirleri açısından en önemli olanı. Sevgili Yahya Ercan'dan rica edeceğim, o ikinci tırda yanaştı. Şimdi forkliftlerle içeriye koyuluyor. İşte AKE'lerden bir tanesi daha geldi. Söylediğimiz gibi yaklaşık 30 oy torbası alabiliyor. Bu yurt dışında kullanılan 1,5 milyon oy Türk Hava Yolları'na ait kargo uçağıyla bu şekilde getirildi. Toparlamakta fayda var. Bu yıl rekor katılımda %48.78 bir oranla yurt dışında yaklaşık 1,5 milyon oy kullanılmıştı. İlk olarak bir parti İstanbul'a getirildi. İki parti de Esenboğa Havalimanı'nda kargo uçağıyla getirilmişti diyelim ve şimdi de 22 Haziran'a kadar burada açılmadan saklanacak. Sonra müşahitler huzurunda açılacak. 24 Haziran saat 17'den sonra da bütün sandıklardan çıkarılıp normal prosedürle sayma işlemi gerçekleşecek diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Rasim, kameraman arkadaşımız Yahya ve sana teşekkür ediyoruz. 5 aşamalı kilit sistemi altında yurt dışı oylarının nasıl güvende muhafaza edildiğini aktardı bize Rasim Kılıç Ankara'dan diyoruz. Devam ediyoruz, evet. Başbakan Binali Yıldırım bazı dış güçlerin Türkiye'de kaos yaratmaya çalıştıklarını ama bunu başaramayacaklarını söyledi. 4 gün sonra ellerine tezkerelerini verip geldikleri yere göndereceğiz dedi. Başbakan Binali Yıldırım İzmir ziyaretinin 3. gününde esnaf ve muhtarlarla buluştu. Türkiye Özel Sporcular Şampiyonası'nın açılışına katıldı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir programı yoğun geçti. Muhtarları dinledi, kent içi ulaşımdan ücretsiz yararlanma talebini en kısa sürede çözüme kavuşturma sözü verdi. Yaklaşan seçimleri hatırlattı. Kaos çıkarmaya çalışanlar var dedi. Amaç Türkiye istikrarsızlığa sürüklensin ve bölgedeki dış güçler planlarını sorunsuz bir şekilde uygulasın. Yoksa seçime kalmış bir ay değerlendirme kuruluşları, reyting kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürüyorlar. Bankaların notunu düşürüyorlar. Bu size normal geliyor mu? Bunların hepsi oyun. Şurada 4 günümüz kaldı. 4 gün sonra onların da tezkerelerini ellerine vereceğiz, geldikleri yere göndereceğiz. Yıldırım İzmir'de güne hal ziyaretiyle başladı. İzmir Buca halinde esnafla kahvaltı yaptı, isteklerini dinledi. Ardından esnafa seslendi. Gıdanın enflasyona etkisiyle ilgili özel bir çalışma başladı. Sorunlara gözümüzü kapatarak çözüm üretemeyiz. Üzerine gideceğiz. AK Parti iktidarlarının en önemli özelliği bu. Sorunların üzerine gitmek, sorunları torunlara havale etmemek. Başbakan Binali Yıldırım daha sonra Türkiye Özel Sporcular Şampiyonası'nın açılışına katıldı. Son 15 yılda engelliler için yapılanları anlattı. Bizden önceki dönemlerin ihmallerini, eksiklerini kısa sürede kapatmak için çok çalıştık. Birçok projeyi hayata geçirdik. 2002 yılından önce devlette çalışan engelli sayısı 5000 iken 2017 sonunda 15 yıl sonra 51.814'e çıktı. 10 kattan fazla artış var. Evet, 72 saat kaldı. Türkiye pazar günü sandığa gidecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geride kalan gün içerisinde Ordu'daydı, sonrasında şu saatlerde İstanbul'da. Fındık üreticisine sahip çıkan tek partinin CHP olduğunu savundu. Seçmenin bu gerçeği bilip oy kullanması gerektiğini söyledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'da seçim çalışması yaptı. Sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Fındık üreticilerinden oy istedi. Fındık konusunda en tutarlı politikaları güden, en çok dillendiren, en sağlıklı çözümleri üreten tek bir parti var. O partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup öyle oy kullanın. Fındık için yürüyüşü yapan biz, mitingi yapan biz, sorunu çözen biz, getirip parlamentoda dillendiren biz, hepsini yapıyoruz. CHP lideri Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri durumunda teknolojiye yatırım yapacaklarını, teknoloji liseleri kuracaklarını söyledi. Hangi bölgeye gitsem, ister Gaziantep, ister Trabzon, ister Ordu, ister İstanbul, ister İzmir. Hangi organize sanayi bölgesine gitsem